Hadi be Civan kardeş. Şu sıcakta peşine düşürdüğüne değecek bir şey var. Aha. Vallahi duydu sesimi herhalde. Ne yapıyor lan bu? Neyin peşindesin oğlum sen? ***'tir ya. Adam resmen etti lan beni. Alo, Ayla abla. Civan ekti beni. Tamam, ne yapalım? Civan'ın evine git, orada bekle. Nasıl olsa dönecek. Tamam abla. Civan izini kaybettirmiş. Sen neye bakıyorsun? Ya Müfit amca öyle güzel çalışıyor ki onu izlemeye daldım. Ay Müfit de bu yukarıya kök saldı. Ay niye kendi dükkanına gitmiyor ki? O biraz zor bence. E niyeymiş o? Ya canım, Onur'un hırsız olmadığını da artık ispatladık. Ay daha ne istiyor ki, anlamadım. Onun derdi Onur'la değil, senle. E nereden çıktı bu şimdi? Gel, kendin gör. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Aylan gelmedi daha değil mi? Hayır, gelmedi. Aylan'ım gelirse bana hemen haber ver. Dışarıda kısa bir işim var. Tamam. Ayla Hanım da bugün hiç uğramadı. Hastalandı mı yoksa? Sen arar mısın? Benim arattığımı söyleme. Onur soruyor beni. Ayla hiç buraya bir erkekle geldi mi? Nasıl bir erkek? Nefes alan yürüyen bir erkek. Neyse. Duymak da istemiyorum zaten. Ah, ah, ah. Ah Müfit, ah. Seni inatçı keçi. Ne yapacağız biz seninle? Ayla abla. Hı? Müfit amcayla tam olarak aranda ne oldu? Seni hiç ilgilendirmeyen şeyler oldu Melih. Sen kendi işine bak. Hadi. Tamam ya. Oh be kardeşim. Karşımda çatal bıçakla balık yemeye çalışan kadınlardan vallahi bıktım ya. Kimden bahsediyorsun? Boş ver, biz işimize bakalım. Yani bakalım bakalım da... İstavrit'ten başka balık bulamadın mı söyleyecek? Niye, nesi varmış, tam zamanı şimdi. Çok kılçıklı. Ben kılçık sevmem. Yemeğimde, işimde. Güzel. Pazar. Bak dediğim gibi bu... Bir defaya mahsus bir ortaklık. Senin işin ayrı, benim işim ayrı. Biliyorum Civan'cığım, biliyorum. Sen küçük, parlak pırlantalarınla kaçakçılık yaparsın. Bizim işlere bulaşmaz. Vallahi patrondan emir gelmeseydi buraya gelmezsin. Ne yaptın? Yalvardın mı adama telefonda? Yok. Patron Türkiye'de güvendiği iki kişi var. Ben yardım istedim. O da seni aramış. Pazar, benim peşimi bırak. Bak sana son kez söylüyorum. Bu silah teslimatını yaparım, sorgu sual yok. Paramı alırım, işime bakarım. Anlaştık mı? O zaman sınırdan o silahları nasıl geçireceğini sormuyorum. Vardır senin kılçıksız bir yöntemin. Zamanı gelince sana hepsini anlatacağım, merak etme. Ha bu arada, o kamera meselesinde çok büyük ayıp ettim. Ne kamerası ya? Tamam. Böyle bir şey hiç yaşanmadı farz edelim istiyorsan. O zaman sevkiyatımızı yitirelim ha. Kılçıksız işlere. Kılçıksız işlere.
Aa, civan mı bozdun? Saçlı ne kadar yakışıklıymış. Ay tabii canım, sen bir de o zaman bunu gerçekte görecektin. Böyle nasıl yakışıklıydı, taş nasıl... Taş gibiydi abim, taş gibi. Aynen. Bak bunlar da eskirim takımındayken. Ice cream, havalıymış. Bir de yelken de yapıyordu. Tabii canım, 10 parmağında 10 marifet ya canım kaynım benim. Yani albüm hep civandan ibaret. Yok mu sizin akrabanız? Siz o kadar geniş bir ailesiniz. Kuzenlerin fotoğrafları falan. Ya bizde kuzenden bol bir şey yok ama. Ha. Kuzenlerin hepsi kız mı? Neden sordun? Neden sordum tatlı surat? Sen sıkılıyorsun ya, o yüzden sordum. Arkadaş olursun, rahat rahat gezersin diye. Yani var da hepsi uzakta. Nasıl düşünceli canım benim ya? Şirin, bu tatlı suratını yarım buz sen misin? Evet. 3 yaşındaydım o zaman. Burası neresi? Bu eve hiç benzemiyor. Aydın. Aydın mı? Aydın ne alaka? Handan annem Aydın mı? Handan Hanım Aydın mı? Hilal hiç bana bahsetmedi. Aydınlıyız falan diye. Aman Aydın'ı beğenmemiştir o. Ben geldim. Selam. Ne yapıyorsunuz siz? Nereden çıktı bu tozlu albümler ya? Seni beklerken sıkıldık. Biz de albümlere bakmaya başladık. Yapayım mı sana somonunu? Hadi yap. Hem biraz laflarız. Laflayalım. Ececiğim, ben sana daha göndereceğim Civan'ın fotoğraflarından. Hilal, iyi gördüm seni. Onur'la arayı düzelttiniz galiba. Neden sordun? Tatlım, sen Onur'la aran bozuk dedin ya. Beni aradın. Toparlayamıyorum dedin. Moralim bozuk, bana somon yapar mısın dedin. Ben de o yüzden geldim hani. Biz toparlarız da. Bir baş başa kalamıyoruz. Sen sanırım şu an bana laf sokuyorsun. Ama tatlım, senin sevgilin aradı beni. Onur aradı, sana sürpriz evlenme teklifi için benden yardım istedi. Ben de ona yardım etmek için oraya gittim. Zaten Onur anlatmıştır Mustu ile olanları. Haberim vardır yani. Sen bu yüzden bana bozulmadın değil mi? Ececiğim, ben sana niye bozulayım Onur'a sarıldın diye? Ama şöyle, senden rica ediyorum, bir daha Onur'la özelimize girme, tamam mı? Hilal! Senin iyice psikolojin mi bozuldu acaba? Onur'la aramın iyi olmasını isteyen sendin, yakın olmamı isteyen sendin. Ben bayılmıyorum Onur'a, değil mi? Haklısın. Yanlış bir karar vermişim. Benim buna bakmam lazım, acil. Hande Hanım. Efendim Azar. Size bir iyi bir kötü haberim var. Önce kötüyü alayım. Bizim anlaşma iptal. Sevkiyat işini başkasıyla anlaştı. Ne? Bir saniye. Bir saniye, sebep? İyi haberi vereyim. Abinle anlaştım. İş yabancıya gitmedi. Abimle mi? Abim seninle çalışmayı kabul mü etti yani? Öyle oldu biraz. Ama senden bahsetmedim, rahat ol. O hala seni küçük, masum bir prenses olarak biliyor. Bak, ben masum bir prenses değilim. Bunu anladığında... Alo? Ece? Evet. Ne yapıyorsun? Somon yapıyorum. Hatta fazla fazla yaparım, beraber yeriz. Olur. Zaten evden çıkamadığıma göre. Evet, sen evden neden çıkamıyorsun? Evden çıkamadığın için acaba şey mi yapsak? Ben seni alıp kaçırsam mı, beraber mi yaşasak? Keşke. Koşu koşa gelirdim. Nasıl yani, gerçekten mi? Evet, hiç düşünmeden hemen gelirdim. Yani bu lüks hayatı bırakıp benimle gelirsin. Evet. Görüşürüz. Tamam, yemek hazır olunca bekliyorum. Keşke beraber yaşayabilseydik. Of. Ya bugün her şey gibi gitmek zorunda mı ya? Gerçekten retro falan mı var? Ne var? Retro var. Ne oldu? Boş ver işle ilgili. Neyse, şu an benim önceliğim Onur. Bak,
Ne yapayım diyorum biliyor musun? Ben bir sürpriz hazırlayayım Onur'a. Böyle baş başa romantik bir yemek. Ay biliyorum kusura bakma da. Yemeği sen mi yapacaksın? Sen yapacaksın. Pardon? Hilal'cim sen Onur'la baş başa kalmak istiyorum, bir türlü yalnız kalamıyorum demiyor muydun? Ay Ececiğim ben öyle mi diyorum? Bak ne yapacağız biliyor musun? Onur'un evine gideceğiz. Sen yemekleri bir güzel hazırlayacaksın. Ben mumları yakacağım. En seksisinden iç çamaşırlarımı giyeceğim. Onur'un beni affetmesinin en garanti yolu bu. Hayatım sen ne yap biliyor musun? Git güzel bir restorandan yemek al, yemeklerini koy, süsünü püsünü hazırla, mumunu yap, iç çamaşırını giy, ne yapacaksan yap ama ben oraya gelmem. Bak iğrenç bir gün geçiriyorum diyorum sana, ne diyorum ben? Hilal'cim ben de sana diyorum ki benim o evde ne işim var diyorum, gelmem diyorum. Aa lütfen, bak rica ediyorum lütfen. Çok kötüyüm diyorum. Hayır ben ne alaka o evde? Ne olur biliyor musun, bir yangın mı çıksın çocuğun evinde? Hadi lütfen, en güzel sen yaparsın yemeği, benim nasıl yaptığımı biliyorsun yani, ben evin yangın çıkarırım. Tamam, tamam. Tamam yapacağım yemeğinizi. Yersiniz. Şefim, kameralardan size ateş açan adamların kimliğini tespit ettik. Hepsi bir sürü kez girmiş çıkmış içeri, ne yapalım? Azar'la ilgili bir şey çıkana kadar devam. Anlaştık. Melek! Otur. Senden özel bir şey araştırmanı isteyeceğim ama aramızda kalacak. Tabii şefim. Bunu bir söz olarak aldım ona göre. Tabii şefim. Civan Koral'ın annesi Aydınlıydı. Aa öyle mi? Hiç hatırlamıyorum. Hı hı. Ece de Aydınlı. Aynı dönem aynı şehirde olmuşlar mı bir araştırmanı istiyorum. Şefim, Civan Koral'la Ece daha önceden tanışıyorlar mı diye şüpheleniyorsun değil mi? Civan Koral'ın annesi, babası, akrabaları Ece ile aynı dönem Aydın'da olan her kim varsa Melek. Tamam şef. Anladım şef. Efendim. Ah selam. Çöpe baktım, çöp boş, kart falan yok. Bu arada sana bir haberim var. Handan Hanım Aydınlıymış. Ben de Aydınlıyım. Yani her şey yerine oturuyor. Kardeşim kesin bu ailede. Senden gerçekten harika bir ajan olacak. Benden öndesin. Herhalde. bu arada sana sevineceğim bir haber vereyim. Akşam İlal sana sürpriz bir yemek hazırlamak istiyor. Yani akşam İlal'le sana geleceğiz hazırlık için. Hilal o yüzden mi sen de küpemi unuttun, bana kapının şifresini ver falan diyordu ya. Of. Ne bileyim ben, herhalde o yüzdendir. Neyse ben eve geleceğim. Yemekleri hazırlayacağım. Hilal de biricik sevgilisi için süslenecek. Herhalde o sırada sen evde olmayacaksın. Gideceğim herhalde be. Allah Allah, gıcık mısın nesin? Ben sizi böyle mıç mıç saçma sapan görmeye çok meraklıyım. Gideceğim. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Bu arada ben sofrayı hazırladım ama yemekleri koymadım. Tabii ki dışarıya çünkü böcek falan, sinek var. Mum aldım size, mumları hazırladım. Çiçek aldım, çiçekleri hazırladım. Heh, bu arada. Yemeklerde asla süt ve süt ürünü kullanmadım. Sakın beni suçlamaya kalkma. Bir de şunun tadına bak. Ay Ece yok şimdi, makyajım bozuldu lütfen. Bırak şimdi. Ya ben müzayedede midem bozulduğu için seni suçladım ya. Hı hı. Bugün biraz da onun için. Yani sana güvendiğimi gör diye yemeği sana hazırlattım. Teşekkür ederim size yemek yapma şerefini bana bahşettiğin için. Ay tatlım ben öyle mi demek istedim ya? Hı hı. Tamam son bir şey. Thank you.
Sence hangisi? Bu. Sen eminsin yani Onur'un isteyeceğinden. Bu kadar romantik bir akşam yemeğinden sonra ne olacağı hiç belli olmaz. Onur da bir erkek sonuçta. Doğru. Bu olsun ya bu, siyah. Onur siyah sever. Ben hemen geliyorum. Ayla abla, her şey tamam da bu ceket nereden çıktı ya? Sus. Müfit ciddiyet sever. Uslu, efendi çocuk imajı bırakacaksın. Bu kadar efendilik bana ters ama. Yakışmış. Diyorsun. Öyle diyorsan. Ay meyhane nereden çıktı bilmem ki. Bana bak, öyle yemeği içmeyi uzatma, sakın ağzından da laf kaçırma. Yani seni çalıştırdığım gibi. Sen kasabın oğlusun. Böyle sadece et köfte konuş, tamam mı? Müfit'in içini bay. Ayla ablacığım, bunlar benim uzmanlık alanım. Ben şimdi pirzoladan girer, küşlemeden çıkarım. Ayrıca bana güvenin ya, ajanım ben. Ağzımdan laf kaçırır mıyım? Görüşürüz Melek. Görüşürüz. Ay, 15 dakika dayanır sonra dili çözülür bunun. Göndermese miydim acaba? Merak etme. Ne ajanım der ne hırsızım der, halledecek. Görürsün. Ay, bakalım. Hilal. Aşkım. Ne oluyor? Erken geldin ama sürpriz. İşlerim erken bitti de sen burada ne yapıyorsun? Bana hala kızgın değilsin değil mi? Sana kızgın kalmak ne mümkün? Hadi gel, harika bir masamız var. Sen bana yemek mi yaptın? Ay, yok canım, ben ne uğraşacağım? Ece yaptı. Onur, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Ece. Zahmet etmişsin. Çok güzel gözüküyor her şey. Bu gece servisimizi Ece yapacak. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Tabii ki Ececiğim, ne var bunda? Sen yapacaksın tabii ki. Olur, yaparım tabii ki. Yemekleri de ben hazırladım zaten. Servis etmeyi de seve seve yaparım. Oturalım mı? Her şey çok lezzetli gözüküyor Ece. Şimdiden ellerine sağlık. Senin için az bile. Ne zamandır ilk defa baş başa kalacağımız için çok mutluyum. Ececiğim sen çıkabilirsin artık. Teşekkürler. Çıkacağım mı? Çıkacağım zaten. Size çok güzel tatlı yaptım. Onu dolaba koyayım. Bir de bu romantik akşam yemeğinde etrafı toparlamakla uğraşmayın. Etrafı biraz toplarım, çıkarım. Afiyet olsun. Güle güle hayatım, eline sağlık. Onurcuğum, sen haklıydın. Ece gerçekten mükemmel bir şef. Böyle özel günlerimizde onu çağırırız servis etsin diye. Çağırırız aşkım. Çağırırız. O zaman afiyet olsun. En güzel günlerini demek ki bensiz yaşadım. Demek ki bensiz yaşadım. Ah be ah. O civan korolar, yakışıklı müzikçiler var. Günü diyor. Benim yıllarım heba oldu. Yıllarım. Ben bilseydim böyle olacağını, ben ilk gördüğümde çekim giderdi.
Müfit amca. Gel. Sen Ayla ablaya kaç yaşından beri aşıksın? 9 yaşından beri. Bir Ayla. Tek Ayla. Ya 9 yaşından bugüne. Var mı oğlum böyle bir sevda? Yok. Vallahi yok. Helal olsun sana be abi. Helal mi? Oğlum sen ne biçim dinliyorsun beni? He? Yazık bana, yazık. Bak. Sen o, sana yüz vermeye, sana hiç yüz verme. Vermem. Vermem! Verenin de var. Pardon Müfit amca. Müfit amcam, iyi misin? Pardon. Bak gördün mü? Ben dedim sana. Gel yürü. Bitsin bu dünya be. Bitsin. Bizi dinlemeyen kadınlara da yazıklar olsun. Dinlemez. Yavrum. Dinlemez. Hiç dinlemez. Dinlemeyecek. Kim neyi dinlemez Müfit? Şşş bana ben. Bu Ayla mı ben? Hayal mi görüyorum? Ben de neyim? Selam Melih. Müfit amca. Ne? Baban seni merak etmiş de almaya geldik. Hadi. Hadi kalk. Ya. Pis. Burada şey aa sen sen bu nişandaki müzikçi kız değil misiniz? Öyleyiz. Öyleyiz. Biz nişandan beri Ali ile çok sık görüştük Hayla ablayla. Ali ile çok görüşüyor. En çok Ali ile görüşüyor. Ben gözlerimle gördüm. Ali'ymiş ha. Bak ben buradan kalkamam. Burada çok derin mevzular var ya. Bak mevzu... Madem siz tanıştınız... Sen... Şimdi bu... Çocuk sarışın bir kıza aşık olmuş, tamam. O sarışın kıza gitmiş böyle yapılı böyle bir adama yanmış, yanıkmış ona. Yani buluyorlar o adamları da bilmiyorum. Ondan sonra... Sen şeyi tanıyor musun sen bu kızı? Ya tanıyor, al karşına konuş bak bu parlanta gibi bir oğlan. Yazık ya kız, aptal kız ne kaçırıyor? Müfit, ay nereden tanıyacak o? Mahallesinden bir kız. Ben zaten yıllardır dinliyorum yani olmaz o kız. Müfit amca da yıllardır sana aşık Ayla abla. Evet, yıllardır aşık ama sen vicdansızsın. Melek yüzlü şeytan, vicdan, sen de vicdansızsın. Şşş, her yerdeyim lan ben. Dur. O Ayla, o Ayla değil. O aşka Ayla o. Allah. Seninki adı neydi? Melih miydi? Melih benim ya. Ha. Ay canım benim. Çok memnun oldum. Ben Melih. Bu Ece'nin eli gerçekten çok lezzetli ya. Uf. Aşkım ben aramızın düzelmesine çok sevindim. Bana hiç bu kadar ters davranmamıştın. Hayatım konunun benim davranışımla bir alakası yok. Yani Civan abi yüzünden bana bir mesafeli davranan sensin. Evine, ailene, hayatına almıyorsun beni. Sonra da agresifleşiyorsun. Haklısın. Civan abim haddini aşıyor bazen gerçekten. Ne güzel Londra'ya gidecekti, kaldı burada. Sorun mu var? Yok yani öyle bir şey yok. Hadi şimdi konuşmayalım bunları. Hayatım benim gözümün önünde abini ateş ettiler. Yani eğer bir tehlike varsa sevgilin olarak benim bunu bilmeye hakkım var. Civan abim son derece saygıdeğer, başarılı bir iş adamı. Bizim aileyi biliyorsun, bizim belayla işimiz olmaz. Ayrıca lütfen bu gece bunları konuşmak istemiyorum. Lütfen. Civan Koral evde, takipteyim şef. Telefonunu bırakır mısın lütfen? Aşkım, benimle ilgilen. Tamam, işle ilgili bir şey yazdılar da cevap verdim, tamam bitti. Tamam. Ben bütün gece burada bekleyecek miyim gerçekten? Ya ben senin evini çok seviyorum biliyor musun? Güzel değil mi? Evet, çok güzel. Sen tutucu bir adamsın. Evinden vazgeçmek istemezsin. O yüzden evlenince burada yaşayabiliriz diye düşündüm. Ne dersin?
Olur. Yani sen nasıl rahat edeceksen bana uyar. Ama mobilyaları değiştirmemiz lazım. Ne var mobilyalarda ya? Yok, şart. Kesin değiştirmemiz lazım. Ben hallederim. Senin için nelerden vazgeçiyorum, neleri feda ediyorum. Farkında mısın? Ancak tahmin edebiliyorum aşkım. Ben diyorum ki, yani şöyle bir fikrim var benim mesela. Hı. Aşkım, ben diyorum ki, sen de artık şu tutuculuğundan biraz vaz mı geçsen? Hangi tutuculuğum? Bayağı bir tutucusun. Şu zincirlerini bir kırsan diyorum. Bakmayacağım artık. Bakmama gerek yok. Olan oldu. Bakmayacağım. Bakmayacağım, bakacağım. Dayanamayacağım. Aşkım. Hı. Biz bunu konuştuk seninle. Ha, ne konuştuk? Bak. Ben evliliğin kutsallığına inanıyorum. Hı. Ve ben sana karşı bir hata yapmak istemiyorum. Yap artık. Yap artık şu hatayı. Onur, ne hatası ya? Bak kucağında oturuyorum. Ne yapabilirim artık anlaman için? Hadi gel. Kalk gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Gel, içeri gideceğiz. Yeter. Yeter. Hadi aşkım. Ece bir şey yap. Ya git ya kal, bir şey yap. Bir şey yap. Aşkım bak. Gel beni dinle. Şu yemeğimizi bitirelim. Biraz da zaten içkiliyiz. Yani sanki bu durumdan faydalanıyor gibi olmasın. Biz bunu seninle daha böyle bir farkındalıklı, daha bu konu hakkında... Ne? Yok. Aşkım, fiskeler son zamanlarda bunu çok yapıyor. Bir arıza var. Şimdi benim usta çağırmam lazım. Acil, yoksa burası göle dönecek. Masamız da mahvoldu. Gecemiz de üstüm başım mahvoldu. Of, biz telafisini yaparız. Gel, ben seni arabana kadar götüreyim. Hadi. Tamam. Yavaş. Efendim abla. Ali, sen hala Civan'ın peşinde misin? Tabii, tabii. Peşindeyim de. Adam eve girdi, çıkmıyor. Çıkmayacak da galiba. Çok da uykum geldi ablaya. Tamam, kolay gelsin. Sağ ol. Neredesin sen, bu sesler ne? Meyhanede. Meyhanede mi? Ne işin var abla meyhanede? İstemiyorum. Hadi kalkalım. Hadi toparlanalım, gidelim. Bir daha hiçbir kadının önünde eğme. Dik dur, eğme. Müfit amcan senin. Müfit amcan benim. Babamsın. Babamsın. Öpebilir miyim? Öpebilir miyim? Tabii canım. Gel, tamam gel. Ver, ver o. Ver, ver o. Ali, kör kütük sarhoş oldu bizim Müfit'le Melih. Senden yardım isteyecektim ama neyse. Tamam. Abla, vinç lazım onları taşımaya. Sen nasıl taşıyacaksın o danayı? Yok yok. Melek yanımda, biz hallederiz. Hadi sen işine bak. Bir gelişme olursa haber ver. Tamam tamam, merak etmeyin, ben de hoş. Hadi sana da kolay gelsin. Bende de, ben sıkıldım ya. Hadi kalkıyoruz Müfit, hadi kalk. Hadi. Müfit amca. Hadi. Müfit amca. Gel hadi gel. Hadi Melih, kalk. Ya yolda konuşursunuz siz zaten Müfit amcanla, hadi. Kalk. Kalamam. Hayır, bırak, alma. Tamam, gel. Yedin Melih, hepsinden hadi. Yedin bol bol. Gel. Yok, ne kalamam ya. Kusmayacaksın, kusmayacaksın. Hadi. Hiç yok öyle bir şey, öyle bir şey yok. Hı. Gidiyoruz. Dur. Tam Jackie Jane olacakmışım. Göz farkıyla Janelle olmuş. Neyse, Ali Cappar da olabilirdim, Allah korusun. Biz
ses duydum. Bir sağa sola bakalım. Sıkıntı olmasın. Tamam oğlum gel. Koşmuş. Ne biçim yaptın lan? Diyor ya cahil ayı. Baykuş oğlum baykuş. Kuş gibi mi yaptık? Çok uykum geldi ya. Yani hayırdır? Ha? Onur? Ben şey yaptım. Kıskıyeleri açtım sana yardım edeyim dedim. Ben senden yardım istedim mi? Ha? Ben geldiğimde sen gitmiş ol demedim mi ben sana? Sen erken geldin, ben ne yapayım? Ya ben sana hesap mı vereceğim? Onur, sen bana neden böyle davranıyorsun? Ben sana ne yaptım? Ne istiyorsun benden? Hı? Sen benim çalışanımsın, tamam mı? Hı hı. Ben de senin şefinim. Hı hı. Özel hayatını ne yaparsan yap, beni ilgilendirmez. Ancak onun dışında ben sana ne diyorsam onu yapacaksın, tamam mı? Tamam, tamam şefim. Ne yapayım? Gecenin bu saatinde ne yapayım söyle. Çok ıslandın. Islandık. Gidelim içeri kuruyalım. Sonra şurada ateşi yakarım. Senle konuşuruz. Tamam mı? Hadi. Gel. Civan Bey. Gel. Ha, tamam mı? Bakayım. Bakayım şöyle. Ha, tamam. Nerede fermuarı? Asıl fermuarlar burada. Tüylerin altına görünmeyen yere diktirdim. Hayatta bulamazlar. Burası. Aç bakayım. Buradan böyle boydan boya açılıyor. Ha. Silahları da el yaptığın içine yerleştir. Şöyle şurada. Ben denedim bu arada. Böyle elleyince falan hiç gözükmüyor. Bütün ayıları hazırladın mı? Evet evet. Adamlar haber bekliyorlar. Onay verdiğiniz anda yerleştireceğiz silahları. Aferin Kadir. Aferin. Bu nakliye olayında dediğim gibi tamam mı yapıyoruz? Kimsenin ruhu duymadan şu silahlardan kurtulalım hadi. Her zamanki gibi depo, nakliye hepsi hazır. Bak gözünü dört aç. Bu öyle elmas içine benzemez. Tamam 3-5 kat dikkat etmemiz lazım. Of. Çok gerginim ya. Bu ayı ne yapayım? Ne yaparsan yap Kadir. Ne istersen onu yap. Civan. Geç şuraya, şuraya geç. Sen. Selvi. Hayırdır, ne oldu? Yengelerin en güzeli de bakayım bana. Neden? Neyine bakayım oğlum, benim fotoğrafım bu. En yakışıklı fotoğrafını arıyorum, bunu bulabildim. Ece istedi. Ece mi? Niye? Aile fotoğraflarına bakıyorduk. Senin hakkında sorular sordu bana. Yanık bu kız sana, ben sana söyleyeyim. Sen ciddi misin? Ay ciddi olmasam kapına kadar gelir miyim ya? Çok tatlı kız Ece, maşallah. İnşallah olur bu iş. Oh, yengelerin en güzeli. Ay. Hadi. Hadi bir yemek ısmarlarsın tamam, sana. Tamam, tamam. Kadir, bana bak bu Musti, Ece pofidik şeylerden hoşlanır demişti değil mi? Hı, güzel. O zaman ben bir gideyim, bir giyineyim, üstüme güzel bir şeyler giyeyim. Sen de şu pofidik ayıcığı bir güzel paketle hazırlat. Hadi bakalım. Kahretsin. Kahretsin ya, kahretsin. Niye her şey ters gidiyor? Bir
Onur. Sen Hilal'den mi hoşlanıyorsun? Ne? Yani sabah Hilal bizi sarılırken gördüm. O zamandan beri farklı davranıyorsun bana. Bir hissediyorum. İşte daha mesafelisin, daha soğuksun. Uzaksın bana karşı. Ece, bence sen çok yanlış çıkarımlarda bulunuyorsun. Öyle değil. Hilal'den hoşlanmıyor musun? Ece, Hilal çok güzel bir kadın olabilir, evet. Ancak benim için sadece işimin bir parçası. Ve benim işimde aşka yer yok. Anlıyor musun demek istediğimi? Tamam. Anladım. Peki bana böyle davranmanın sebebi Hilal değilse ne yaptım sana Onur? Tamam, az önce seni kurtarmaya çalıştım. Haddimi biraz fazla aşmış olabilirim. Hayır, ama hayır, ne hayır. O zaman? Onur, niye bana böyle davranıyorsun? Çünkü Ece, sen benim yanımdayken ben duygularımı kontrol edemiyorum. Anladın mı? Sen bana hata yaptırıyorsun. Benim işimde böyle şeylere yer yok. Benim işimde böyle duygulara yer yok Ece. Kendi iyiliğin için lütfen benden uzak dur. Lütfen git. Tamam mı? Git Ece. Nereye gidiyor lan bu gece gece? Şefim, Civan çıktı, bir yere gidiyor. Tamam, sen takipte kal. Bana konum at, ben gelmeden de harekete geçelim. Tamam şefim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.